İşte Bursa Büyükşehir Belediye tarafı ekranlara yansıyor değerli seyirciler. Bursa Büyükşehir Belediyespor 3'te 2 yaptı. 4. maçına çıkıyor sezonda. Develi 3-0 yendi, Bigadiç Belediyesi'ni 3-0 yendi, Alanya Belediye'ye 3-2 mağlup oldu. Galatasaray'da 3 maçının 3'ünü de kazandı. Arkaspor'u 3-2 yendi, Cizre Belediye'ye 3-0 yendi, Akkuş Belediye'yi de 3-0 yendi. Ve işte Bursa Büyükşehir Belediye elinde pankart, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk meclis önünde, Cumhuriyet'in ilan edildiği 1. Meclis'in önünde, orada resmi yerleştirilmiş ve silah arkadaşları hemen arkasında yürürken ekranlara yansıdı. Galatasaray takımında da bir pankart var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Biraz önce bahsettiğim logo kısa bir süre göründü ekranın solunda ve işte bu da Bursa Büyükşehir Belediye tarafının hazırladığı pankart. 100. yılı kutlu olsun Cumhuriyetimizin, çok yaşa Cumhuriyet. Takımlar birazdan sahaya dönecekler ve bu zorlu mücadele başlayacak. Geçen sezon 5 maç yaptı iki takım. 4 maçı Galatasaray, birini Bursa Büyükşehir Belediye kazandı. Galatasaray HDI Sigorta'nın geniş kadrosu ekranlarınıza yansıyor. Umut Çakır baş antrenörü Galatasaray HDI Sigorta'nın. Bursa Büyükşehir Belediye'de ise Cemal Bora Şensoy, değerli seyirciler, baş antrenör ve onların da geniş kadrosu işte ekranlarınıza yansıyor. Ve Galatasaray 6'sı sahaya davet ediliyor. 2 hakem, Erdal Akıncı baş hakem, Onur Coşkun yardımcısı. Erdal Akıncı son derece tecrübeli. Türkiye'nin en üst klasman uluslararası voleybol hakemlerinden birisi Nurper Özbar, Ozan Sarıkaya ve Yavuz Akdemir'le birlikte. Ve işte Galatasaray 6'sı ekranlara yansıdı. Liberoları Beytullah, bir diğer liberoları da Ozan Ataseven. Değerli seyirciler, Bursa Büyükşehir Belediyespor tarafı birazdan sahadaki yerini alacak. Umut Çakır'ı görüyorsunuz. 1978 doğumlu. Geçen yıl takımın başına geçti. Sezon başında da sözleşmesi 2025'e kadar uzatıldı. Ona büyük bir moral destek ve güven gösterisi yaptı Galatasaray yönetimi Umut Çakır için. Cemal Bora Şensoy ekranlarda, o da 2021-2022 sezonunda yardımcı antrenör olarak başlamıştı Bursa Büyükşehir Belediye'de. İkinci yarıda baş antrenör oldu ve o zamandan beri de görevi sürdürüyor. Jan Zimmermann ekranlara yansıyor. İtalyan Vero Voley Monza'dan transfer edildi. Pasör, değerli seyirciler. Diğer tarafta Dimitri Bahov, smaçör. İki takımın önemli oyuncuları ekranlara yansıtıldı ve ilk servisi bekliyoruz. İlk servis için hazırlık yapan Ahmet Tümer'i görüyorum. Fenerbahçe'den transfer edildi. 2022-2023'te Türkiye Kupası en iyi blok yapan oyuncusu seçilmişti. 2020-2021'de de Efeler Ligi'nde en iyi blok yapan oyuncu olmuştu. Ahmet Tümer, 2001 doğumlu orta oyuncu, servis için hazırlık yapıyor. O servisi kullanacak ve biraz sonra mücadele başlayacak değerli seyirciler. Baş hakem işaretini verdi. Ahmet ekranlarda, 22 yaşında, servis ondan gelecek. Ahmet servisi kullandı. İlk hücum şansı konuk ekibin ve ilk sayı geliyor Dimitri Bahov'la. Tekrar izliyoruz. Çapraza sert bir vuruş ve ilk sayı geliyor. Dimitri Bahov şimdi serviste. Manşet kaçtı Bursa Büyükşehir Belediye tarafına. Geri döndü Bursa sahasına. Yine aynı noktadan bu sefer Gökhan Gökgöz'le bir hücum ve sayı Bursa Büyükşehir Belediyespor'un oluyor. Üst üste 2 sayıyla başladı Bursa Büyükşehir Belediyespor. Bir tanesi rakibin servisinde, bir tanesi kendi servisinde. Bir servis hatası ilk sayısını getiriyor Galatasaray'ın. Servise giden Jan Zimmermann, pasörü Galatasaray'ın, kullandı servisi Jan Zimmermann. Bursa Büyükşehir Belediye hücumu, 3 metre gerisinden hücum ama Oğuzhan Karasu orta oyuncu. Bloğu yapan o oluyor. Tekrar izliyoruz işte bu hücumu. Bahov hücum etti. Oğuzhan Karasu'nun bloğu geldi. Serviste Jan Zimmermann servisi kullandı. Karşılayan Semih oldu. Sert vuruş, sert bir smaç ve sayı Bursa Büyükşehir Belediyespor'un. Daudi Okello. Pasör çaprazı değerli seyirciler. Daha önce de Türkiye'deydi, 2017-2020 arasında. Sonra ayrıldı ülkeden ama bu sezon geri döndü. Hakkı Çapkınoğlu servis için hazır. Orta oyuncu 23 yaşında Hakkı servisi kullandı. Zimmerman'ın pası ve Oğuzhan'ın hücumu, sayı geliyor Galatasaray'a. Serviste Miran Kujundžić var. Kujundžić etkili servis. Daudi Okello block out. Tekrar izliyoruz Bursa Büyükşehir Belediye sayısını. Orçun pasörü Bursa Büyükşehir Belediyespor'un. Servise o geldi. Burak ellerinin arasından kaçırdı. Beytullah oyunda tutuyor. Şimdi bir hücum şansı yine Bursa Büyükşehir Belediye için. Bir plase yaptı Gökhan. Sayı devam edecek. Sol eliyle bir smaç vuruyor. Jan Hadrava bu yıl takıma katıldı değerli seyirciler. Ve büyük de katkıda bulunuyor. Jan Hadrava sayıyı o üretti bu maça kadar. 61 sayı üretmişti. 3 maç, 11 set oynadı. Ve işte Jan Hadrava'nın smacı arka tarafta Dimitri Bahov'un ellerinden dışarı gidiyor. Servis kullanıldı. Manşet çok iyi değil. Orçun ancak yükseltti. Gökhan çapraza gitmek istedi. Biraz açıkta kalmıştı. Vuruşu dışarıda. Bakalım smacına, işte Orçun. Daha sonra Gökhan'ın smacı dışarı gitti. Oğuzhan servisi kullandı. Orta hücumu, top Galatasaray tarafında kalıyor. Emre Batur. İkinci sezonu değerli seyirciler Emre'nin Bursa Büyükşehir Belediye'de. Onu Fenerbahçe ve Halkbank'ta da izledik. Oradan hatırlayacaksınız. Büyük tecrübe, 1993 doğumlu ve onun sayısı ligin iyi orta oyuncularından. Gökhan Gökgöz. Gökhan servis filede. Galatasaray 6-5 öne geçiyor. Jan Hadrava servise gitti. Hadrava'nın servisi etkili Galatasaray tarafında, file üstünde Ahmet Tümer. Fenerbahçe'den takıma katıldı. Orta oyuncu 2.03 boyunda değerli seyirciler. 2001 doğumlu. İşte burada direkt rakibinin üzerine doğru indiriyor. Emre Batur'un yapacak pek bir şeyi yok. Servis kullanıldı. Filede hafif bir hız kaybı. Okello top bloktan dışarı gidiyor. Daudi Okello görüntüde, Ugandalı oyuncu. Söylediğim gibi bu sezon takıma katıldı, Türkiye'ye döndü. Daha önce Türkiye'de Galatasaray'da oynamıştı. Eski takımına karşı hücum ediyor. Biraz önce. Keskin çapraz Burak Güngör. O da bu yıl Galatasaray'a katılan isimlerden. Geçen sezon Spor Toto'da forma giymişti. Daha önce de Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediye, Arkaspor gibi takımlarda oynadı Burak. Burak servisi kullanacak şimdi. 32 sayısı var ligde bu sezon. 3 ace'lerden geldi. Orçun, kurşun pas ve sayı bitiyor. Hakkı Çapkınoğlu, eski bir Galatasaraylı. Geçen sezon Galatasaray'daydı. Daha doğrusu son 2 sezonu Galatasaray'da geçirdi. Şimdi Bursa Büyükşehir Belediye forması için ter döküyor. Daudi Okello serviste. O da 46 sayıyla oynadı bu maça kadar. İkisi ace'ti sayılarının. Manşet tam Zimmermann'ın ellerine. Smaç sayı bitmedi. Bir an Bursa Büyükşehir Belediye'yle anlaşmazlık. Caner oyunda tuttu ama avantaj top Galatasaray tarafında. Smaç'ta blokout görüyor hakemler. Miran Kujundžić, takımın en skorer ikinci oyuncusu Galatasaray takımında. Tekrar görüyoruz. Blokta teması görüyor hakemler. Ve sayı Galatasaray tarafına yazılıyor. Ahmet kullandı servisi. Daudi Okello, blok var karşısında. Oğuzhan'la birlikte Miran Kujundžić vardı o blokta. Bu açıdan daha iyi görebileceğiz. Evet, Kujundžić. Bloğu yapan o oluyor değerli seyirciler. Ve 10'a 7, fark 3'e yükseliyor. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyespor'da Cemal Bora Şensoy molayı alıyor. 2021-22 sezonunda takımda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. O sezonun ikinci yarısında baş antrenör oldu ve o zamandan beri de görevini sürdürüyor Cemal Bora Şensoy. Serviste Ahmet. Ahmet'in servisi filede. Bursa Büyükşehir Belediyespor 8. sayısını aldı. Dimitri Bahov. Banda çarptı top. Zemine temas etmeden yetişiyor orada Oğuzhan. Oyunda tuttu. Şimdi yükselten Caner oluyor. Daudi Okello. Sert smaç. Bloktan dışarı. İşte göreceğiz. Daudi Okello'nun smacı. Kujundžić'in ellerinden dışarı gidiyor. Dimitri Bahov 2016'dan beri Türkiye'de değerli seyirciler. Bu sezon Bursa Büyükşehir Belediye'ye katıldı. Onun servisi bir aile etkili. Zimmermann. Akıllıca bir dokunuş Miran Kujundžić'ten, bloktan dışarı gitmesini sağlıyor topun. Bu pozisyonlarda çok sert vurmamayı da tercih ediyor oyuncular. Burada plase düşünmüş Kujundžić. Sert vurmamalarının sebebi de eğer blok hazırsa dönen topu takım arkadaşları alabilsin. Sahasına çok sert dönmesin diye düşünüyorlar. Orçun. Smacı vuran Gökhan. Orçun yine Gökhan'la oynadı. Gökhan bu sefer sayıyı bitirdi. Tam Beytullah'ın ayaklarının dibine doğru. Liberosu Galatasaray'ın, o da takımda 3. sezonunu yaşıyor. Hakkı serviste değerli seyirciler. Arkaspor'la 2. Halkbank'ta 1 Türkiye şampiyonluğu var Hakkı'nın. Blokta başarı var. Bursa Büyükşehir Belediyespor 3 sayılık farkı kapattı ve skorboardta dengeyi buldu. 11-11. İşte Hakkı'nın servisiyle başladı. Burak karşıladı. Zimmermann'ın pası. Jan Hadrava bloğu geçemiyor. Bloğu yapan oyuncu Emre Batur. Hakkı. Hakkı servisi kullandı. Beytullah karşıladı. Zimmermann sahasında tuttu. Hücumu yapan Miran Kujundžić. Sırp oyuncu Galatasaray'a sayıyı kazandırıyor. Tekrar gördük işte. Miran Kujundžić. Dışarı gitti Kujundžić'in servisi. Skorboard'da yine denge var. 12-12. Servis geldi. Hadrava sayı bitiremedi. Bu arada bir rövaşata gördük Orçun Ergün'den. Topu oyunda tutmaya çalıştı. Oyunda tutsaydı jeneriklik bir pozisyon izlemiş olacaktık. Defalarca yayınlanırdı değerli seyirciler. Orçun'un işte bu denemesi, top dışarı gidiyor. Oğuzhan Karasu serviste. Orçun. Daudi Okello. Blokta yükseldi. Hadrava içeri çevirdi. Zimmermann'ın pası. Burak. Döndü top. Zimmermann. Hadrava sert vuruyor. Bloktan dışarı yolluyor. Yine gördük son sayıyı. Oğuzhan Karasu. Kullandı servisi Oğuzhan. Orçun'un pası. Gökhan hemen Zimmermann'a baktı. O sert smacın ardından bir şey olmadığı mesajını da rakibinden aldı. Tekrar izliyoruz. Omzuna geliyor Zimmermann'ın. Gökhan. Gökhan çok sert ace atıyor. Beytullah'ın ellerinden dışarı gidiyor top. Gökhan Gökgöz. Gökhan yine sert bir smaç servis denedi. Bu sefer kendi tarafında kalıyor. Galatasaray HDI Sigorta 15-14 öne geçiyor. Jan Hadrava. 32 yaşında pasör çaprazı. Geçen sezon Polonya'nın Jastrzebski takımında oynuyordu. Manşet Semih'ten, ikinci manşet Orçun'dan, üçüncü manşet Dimitri Bahov'dan geldi. Galatasaray hücum şansı buluyor. 3 metre gerisini tercih ettiler. Okello'nun bloğu var. Miran Kujundžić smacı vurdu. Daudi Okello sayıyı blokta takımına kazandırdı. Çok iyi takip etmiş işte. İlk blok. Orada Emre Batur'dan. Oradan kurtuluyor ama devamı gelmiyor. Burak file üstünde dönen topu oyunda tuttu. Zimmermann yükseltiyor. Jan Hadrava, top rakip sahaya geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediye tarafında kaldı. Hadrava'nın bu smacı işte tekrar göreceğiz. Solak oyuncu sayıyı takımına kazandırıyor. Daudi Okello bu sefer bloğu yaptı ama kendi sahasına indi top. Burak. Burak. Bantta biraz hız kaybetti top. Smaç Dimitri Bahov'dan. Galatasaray hücumunda da sayı bitmedi. Bahov bir kez daha geliyor. Üçlü blok var karşısında. Yükseldi arka tarafta Burak. Zimmermann, kurşun pas. Galatasaraylılar bir an sevindi sayı bitti diye. Bu arada 3 metre gerisinden Gökhan Gökgöz olabildiğince zor bir top atmak istedi. Top dışarı gidiyor. Ardından da sol ayak bileğini tutuyor Gökhan. Sağlık görevlisi geliyor hemen. İşte Önce Orçun oyunda tuttu. Bahov yükseltti. Gökhan'ın zemine inişini göremedik. Ayak bileğini tuttu ardından. 2001 doğumlu değerli seyirciler. Smaçör. Takımda 3. sezonunu yaşıyor. 1.90 boyunda Gökhan. Kenara oynayabileceğim işaretini yaptı. Evet, oyunda kalacak. Galatasaray 17-15'lik skoru buldu. 2 sayılık fark var. Burak serviste bu maça kadar 32 sayıyla oynadı. Bu maçta da 1 sayı üretti. Ligde toplam 33 sayıya ulaştı. Burak'ın servisi Orçun ve bir hücum yine 3 metre gerisinden Gökhan. Galatasaray bloğu sayıyı alıyor. Tekrar izliyoruz. Burak Güngör. İşte bu bloğu yapan Ahmet. Bir mola daha değerli seyirciler. 18-15 oldu. Fark yine 3'e çıktı. 3'e çıktığında Cemal Bora Şensoy daha önce de mola almış ve o molanın dönüşünde Bursa Büyükşehir Belediyespor skorda dengeyi yakalamıştı. Fakat ardından yine fark 3'e yükseldi ve biraz da setin sonları yaklaştığı için molasını alma ihtiyacını hissetti Cemal Bora Şensoy. Mola tamamlandı. Burak. Burak'ın servisi kötü bir servis oluyor. Havada karar mı değiştirdi acaba? Yaklaşık 1,5-2 metre geri çizginin uzağından dışarı gidiyor. Daudi Okello. Onun servisi Zimmermann manşetle yükseltti. Burak rakip alana bırakıyor. Orçun keskin çapraza döndü. Dimitri Bahov sayıyı getirdi takımına. Tekrar gördük. Bu sefer mola Galatasaray'dan, üst üste 2 sayı. Fark 1'e düştü. Umut Çakır molayı aldı. 1978 doğumlu. Geçen yıl takımın başına geçti. Değerli seyirciler, Galatasaray'da uzun yıllardır ama hizmet ediyor. Altyapıda oynadı. 1994-96 arasında. Bir yıl ara verdi. 97 sezonunda geri döndü. 2002'ye kadar yine kulüpte forma giydi. Antrenörlüğe de 2012'de Galatasaray'ın altyapısında başladı. Küçük yıldız ve genç takımları çalıştırdı. Şimdi de A takımda görev yapıyor Umut Çakır. Daudi Okello hazır. Beytullah. Zimmermann. Blokout. Miran Kujundžić. 5. sayısı. Takımın en skorer oyuncusu oldu bu sayıyla. Jan Hadrava'nın 4 sayısı var. Kujundžić'in 5 oldu. Ahmet. O da 2 sayıyla oynuyor. Bir hücum, bir blok sayısı var. Ahmet Tümer'in servisi filede. Gjorgi Gjorgiev oyuna giriyor değerli seyirciler. Fark bir plase. Top oyunda. Daudi. Blokta başarı var. Jan Zimmermann. Zimmermann taktik servis attı. Oraya iyi girdi Semih. Galatasaray hücum şansı buluyor. Blokta temas gördü hakemler ve Miran Kujundžić'in smacı sayı olarak değerlendiriliyor. Galatasaray hanesine işleniyor. 21-18. Servis geldi Zimmerman'dan. Orçun'un pası. Daudi Okello bırakmıyor Galatasaray'ı. Bursa Büyükşehir Belediyespor 2 sayılık bir avantajı var Galatasaray'ın. Set sonu yaklaştı. Seti alma yolunda daha avantajlı görünüyor Galatasaray ama Bursa Büyükşehir Belediyespor'da mücadeleyi bırakmıyor. Hakkı Çapkınoğlu. Hakkı. Burak aldı. Zimmermann kurşun pas. Sayıyı bitiren Oğuzhan Karasu. Onu 6 sezon Fenerbahçe'de izledik 2020'ye kadar. Sonra 2 sezon Halkbank'ta oynadı. Şimdi Galatasaray'da mücadele ediyor Oğuzhan Karasu. Onun sayısı görüntüye geldi. Bu sezon 13 sayıyla oynamıştı Oğuzhan. Ve bu da bu maçtaki 3. toplamda 16. sayısı oluyor bu sezon. Miran Kujundžić. Kujundžić. Gökhan. İkinci hamle geldi ama zor o topun dönmesi. Miran Kujundžić uzandı, oyunda tutmaya çalıştı. Çabası yeterli değil. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da 20'li sayılara ulaşıyor. Galatasaray'ın 2 sayılık üstünlüğü var. İşte Gökhan Gökgöz'ün sayısı. O da 4. sayısına ulaştı böylece. Orçun. Üçlü hücum turu başlıyor Bursa Büyükşehir Belediyespor için. Orçun'un servisi Burak Zimmermann. Çapraza Jan Hadrava. Solak oyuncu sayıyı alıyor. Galatasaray bir adım daha atıyor. Seti bitirme yolunda. 23-20. Jan Zimmermann kenara geldi. Muzaffer Yönet oyunda. Galatasaray'da 3. dönemini yaşıyor. Toplamda da 4. sezonu. 3 ayrı dönemde 4. sezonunu yaşıyor Muzaffer Yönet. 1997 doğumlu. O da pasör Zimmerman'la yer değiştirdi. Ve bir başka oyuna giren isim Nikola Mihajlović. Servisi filede kalıyor. Mihajlovic'in, o da Oğuzhan servis çizgisine geldiğinde değiştirildi. O da bu yıl takıma katılan bir isim. Oyuncu değişiklikleri geri alınıyor. Zimmermann ve Hadrava oyuna döndü. Muzaffer ve Mihajlović sağ kenarına. Mehmet Hacıoğlu, Dimitri Bahov'un yerine oyunda Bursa Büyükşehir Belediye'de smaçör. Gökhan servisi Zimmermann. Orta hücumu Ahmet Tümer ve 24-21 set sayısı Galatasaray için. Jan Hadrava. Set için servis atıyor Galatasaray. Bu arada Bahov oyuna döndü Bursa Büyükşehir Belediye'de. Mehmet tekrar kenarda. İşaret geldi. Servis kullanıldı. Orçun ortadan hücum ettirdi. Smaçı vuran Emre Batur. Ve onun sayısı 1993 doğumlu oyuncu, 30 yaşında, büyük tecrübe. Seti bırakmadı Bursa Büyükşehir Belediyespor. Emre Berat oyunda değerli seyirciler. Yine set sayısı Galatasaray adına. Emre Batur'un yerine oyuna girdi Berat. Emre Berat topu fileye bırakıyor ve ilk set tamamlanıyor. Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk seti 25-22'lik skorla alıyor ve karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. Şampiyonluğu sonunda kazandık. Ve şampiyon Türkiye. Hafta Yerdikaya Olimpiyat Şampiyonu sevgili seyirciler. Gidinçtedir Olimpiyat Şampiyonu daha. 190 kilo. Gidinçteye ulaşması bekliyoruz budur. Rekor, rekor, rekor mu? Rekor mu? 10 at ve bitir bu işi. 10 gerekiyor. 10 atıyor. Bu sene Sürmeneli Olimpiyat şampiyonu. Harika bir mutluluk bu. Servet Hazegül Olimpiyat şampiyonu. Ne mutlu. Kursun Diana. Emeğin, hayalin, Ahmet'in, Zeynep'in. Herkesin, her şeyin selamı var sana. Sağlıcakla kal, payidar ol. Ha, evet baba, pul unuttum. Aa, pul unutulur da Atatürk unutulur mu? Unutulmaz. Azmimiz, inancımız ve her gün daha da artan gücümüzle 7'den 70'e sevdalıyız Cumhuriyete. Nice yüzyıllara Türkiye. Birlikteyiz değerli seyirciler. Set skoru Galatasaray lehine 25-22 olarak sonuçlandı. Galatasaray'da Miran Kujundžić 7 sayıyla en skorer isim oldu. 5 hücum, 2 blok sayısı var. Diğer tarafta Bursa Büyükşehir Belediye'de Daudi 6 sayı üretti. 5 hücum, 1 blok sayısı olmak üzere ve en skorer isim o oldu takımının formasıyla. İki takım geçen sezon 5 maç yaptı. 4'ünü Galatasaray, birini Bursa Büyükşehir Belediye kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye'nin Galatasaray karşısında İstanbul'daki son galibiyeti 16 Ocak 2022'de 3-0'lık skorla geldi. Değerli seyirciler, o zamandan bu yana Galatasaray'da, daha doğrusu İstanbul'da Galatasaray karşısında galibiyet alamadı Bursa Büyükşehir Belediyespor. İki takımın oynadığı son karşılaşma 11 Mayıs 2023'teydi. Bursa'da Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etmişti. Evet, ikinci set için hazırlıklar tamam. İlk servis geliyor. Avantaj top Bursa Büyükşehir Belediyespor'da. Daudi Okello. Caner çok iyi girdi orada. File üstü mücadelesi, top hala oyunda. Orçun'un pası. İlginç, Hakkı Çapkınoğlu. Ardından Zimmermann. İkinci topta hücum etti ve Bursa Büyükşehir Belediyespor savunmasının boşluğunu iyi gördü. Sayıyı Galatasaray'a getirdi. Tabi burada Bursa Büyükşehir Belediyespor servis kullanıp avantaj topu da almıştı iyi servisle. Ama hücumu değerlendiremeyince Galatasaray bitirdi. Jan Zimmermann üçlü hücum turu Galatasaray HDI Sigorta adına çok etkili bir smaç görüyoruz. Hakkı Çapkınoğlu. Hakkı'nın sert smacı bir kez daha ekranlara yansıdı. Neredeyse 3 metre çizgisinin içine vuracaktı. Hakkı Birayli'de güçlü bir smaç vurdu. 1-1. Jan Zimmermann. Burak. Fileye temaslar Bursa Büyükşehir Belediye tarafında. Yardımcı hakem hemen belirliyor. İşte yardımcı hakem görüntüde. Onur Coşkun, 1985 doğumlu. 2011 yılından beri voleybol hakemi. 2016'da ulusal oldu. 2022'de ise A klasmanına yükseldi. Kujundžić. Kujundžić'ten servis hatası. 2-2. İlk set Galatasaray 5. Bursa Büyükşehir Belediyespor 4 servis hatası yaptı. Galatasaray daha iyi hücum ediyor. %60'la hücum etti ilk sette. Jan Zimmermann. Oğuzhan bloktan döndü. Beytullah. Zimmermann. Plase. Blokout. Gökhan. Burak'ın bu plasesi daha sonra sayı devam ediyor. Ve Gökhan sayıyı kazandırdı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 öne geçirdi. Orçun, o da eski bir Galatasaraylı. Bu sezon transfer oldu Bursa Büyükşehir Belediyespor'a. Servisi kullandı Orçun. Burak çapraza gitti. Blokta temas yok. Bursa Büyükşehir Belediyespor 4-2 önde. Orçun. Orçun'un servisi. Jan Hadrava, bu sefer 2 numaradan bir çapraza hücum gördük. Bu sefer de Jan Hadrava topu dışarı yolladı. Bakıyoruz işte Zimmerman'ın pası. Hadrava, orada banda da bir temas var. O temas da topun yönünü değiştiriyor. Ve out'a gitmesine yol açan unsurlardan birisi oluyor. Galatasaray ilk seti aldı ama ikinci sete biraz yavaş bir başlangıç. Bunun üzerine Umut Çakır hemen molayı aldı değerli seyirciler. 2015-2022 yılları arasında Galatasaray erkek voleybol takımında yardımcı antrenördü. Umut Çakır daha sonra baş antrenör oldu. Söylediğim gibi uzun yıllardır Galatasaray teknik kadrosunda hemen her kademede görev yapmış bir isim. Ve sezon başında da 2 yıllık sözleşmeyle ona bir güven oyu vermiş oldu Galatasaray HDI Sigorta yönetimi. Orçun. Karşılayan Miran Kujundžić oldu. Sayıyı bitiren Jan Hadrava. Molayla Galatasaray Bursa Büyükşehir Belediye serisini sonlandırmış oldu. Mola işe yaradı Galatasaray tarafında. Şimdi Oğuzhan servisi kullanacak. Oğuzhan. Orçun. Daudi Okello, blokta başarı var. Ahmet Tümer. İlk sette de bloklarda 4'e 2'lik üstünlüğü vardı Galatasaray'ın. Maçtaki 5. bloğu gelmiş oldu. Bu sette de ilk blok. Ahmet bitirmek istedi, sayı olmadı. Hadrava. Burak, blok hazır karşısında Daudi Okello. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da bir blok sayısı ekliyor istatistiklerine. Tekrar izledik. 6. sayısını Bursa Büyükşehir Belediyespor'un böyle geldi değerli seyirciler. Serviste Gökhan var. 6 sayılı oynuyor. Bir ace'i var. Bursa Büyükşehir Belediye'nin tek ace'i ondan geldi. Beytullah, Zimmermann, orta hücumu Ahmet. Sayı Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında Galatasaray HDI Sigorta'nın oluyor. GDS'ye hiç başvurulmadı karşılaşmada şu ana kadar. Derken ilk GDS talebi geliyor. Hadrava servis için hazırlanıyordu. Bakalım servis kullanabilecek mi? Kullanamayacak mı? Kullanacak. Top tam çizgide. Jan Hadrava servis için hazırlanıyor. 6 sayıyla oynadı. Şu ana kadar 6'sı da hücum sayısı. Galatasaray farkı 1'e indirmiş oldu. Hadrava. Out'a gidiyor. Fark yine 2. Emre Batur. Emre. Zimmerman'ın pası. Smaç Ahmet'ten. Zimmermann bu sefer 2 numarayı oynadı. Oradan Hadrava'nın plasesi. Sayı Galatasaray HDI Sigorta. 6-7. Burak Güngör. Ziraat Bankası, İstanbul Büyükşehir Belediye, Arkas. Son olarak Spor Toto. Ve şimdi Galatasaray tecrübeli oyuncu servisi kullandı. Orçun'un pası. Orta hücumu Hakkı'dan, sayı devam ediyor. Hadrava bu sefer blokta Hakkı, hücumda bitiremediği sayıyı blokla bitirdi. Burak'ın bu servisi. Hakkı'nın bu smacı döndü. Hadrava ama Hakkı blokla geçit vermiyor ve sayıyı takımının hanesine işletiyor. Daudi Okello. Ace atıyor Okello. Eski bir Galatasaraylı değerli seyirciler. Bir sezon oynadı. 2017-2018'de Galatasaray'la Türkiye'ye gelmişti. Daha sonra Tokat Belediye, Spor Toto Türkiye'den ayrıldı ve bu sezon tekrar döndü Türkiye'ye, Bursa Büyükşehir Belediye ile. Zeminin kurulanmasını bekledik. Yedi sayı üretti. Takımının en skoreri, servise atacak olan Okello. Bir ace, 5 hücum, 1 blok sayısı. Yine aynı noktaya ama bu sefer top oyunda Burak karşılamayı başardı. Ardından hücumda Miran Kujundžić. Bloktaki temasın ardından top Bursa Büyükşehir Belediye sahasına iniyor. Sayı Galatasaray'ın oluyor. Çekişmeli maçlar oynuyor İki takım son dönemde. Geçen sezon 3-0 biten tek maç vardı. Galatasaray kazandı. Onun dışında 3 maç 3-1, bir maçta 3-2 bitti bu iki takım arasındaki mücadelelerde. Ahmet. Kullandı servisi. Orçun'un pası. Hakkı sayıyı alan oyuncu. Tekrar görüyoruz. Gökhan'ın manşeti iyi. Manşeti iyi olunca pasör için hücumu iyi organize etme şansı da daha yüksek oluyor. O yüzden serviste manşet çok önemli. Şimdi Zimmermann biraz konfor alanının dışına çıktı ama yine de manşetle yükseltti. Miran Kujundžić sayıyı bitirmeyi başardı. Servis istatistikleri tutulurken pasörün tam ellerine gelen manşetler mükemmel olarak istatistiklere işleniyor değerli seyirciler. Bu arada Jan Zimmermann servisi fileye bırakıyor. Biraz sağa biraz sola giderse pozitif servis karşılama olarak değerlendiriliyor. Ondan ötesi hata oluyor zaten çoğunlukla. Beytullah Hatipoğlu. Hakkı Çapkınoğlu düzelteyim. Hakkı servisi kullandı. Şimdi sert smaç. Smacı vuran Jan Hadrava. Daudi Okello blokta yükseldi, dışarı gitti. Bursa Büyükşehir Belediye'den bir sayı daha. 12, 8 farkı 4'e yükseltti Bursa ekibi. İlk defa 4 sayılık bir fark buluyor. Bursa Büyükşehir Belediyespor daha önce 3 sayıdan fazla açamamıştı. Şimdi 12-8. Hakkı servisi kullanacak. Hakkı kullandı servisi. Orta hücumu Oğuzhan'la, sayı Galatasaray'ın. Oğuzhan 4. sayısını üretti değerli seyirciler. İlk sette 3 sayıyla oynamıştı. Bu setteki ilk sayısı oluyor Galatasaray'ın orta oyuncusunun. Kujundžić'in servisini gördük. Arka tarafta Kujundžić karşıladı, hücuma geldi. Sert vuruyor. Rakibinden dışarı gidiyor. Sayı Galatasaray'ın. Galatasaray'dan da şimdi minik bir seri. Üst üste 2 sayı. Farkı 2'ye düşürdü Galatasaray HDI Sigorta. Orçun'un pası. Daudi Okello sayı sürüyor. Blok hazır. Biraz alçak kaldı top Jan Hadrava'ya. İşte burada Beytullah oyunda tutmuştu. Zimmermann. Hadrava karşısında Emre Batur. Orçun. Orçun kullandı. Zimmermann ortadan hücum ettirdi Oğuzhan'la. Bir sayı daha geliyor Oğuzhan'dan. Orta oyuncuyu daha fazla kullanmaya başladı Zimmermann. Oğuzhan'dan bu setteki ikinci maçtaki 5. sayı geliyor. Servise de geldi Ozan Karasu. Kullandı servisi. Orta hücum bu sefer Bursa Büyükşehir Belediye'den. Emre sayıyı bitiremedi. Galatasaray'da iyi organize olamadı. Şimdi çok etkili bir smaç. Smacı vuran Gökhan. O da takımına sayıyı kazandırıyor. Kendisinin de 7. sayısı oldu. Bir ace, 6 hücum sayısı değerli seyirciler. Serviste Gökhan Gökgöz. Etkili servis. Zimmermann, Burak. Paralele gitti. Bekleyen Orçun vardı. Yine Galatasaray tarafında Burak. Block out. Zimmermann Orada bir tepki mi gösterdi? Şu pozisyon için acaba, ya da mutluluğunu ifade etti. Çok zor bir pozisyonda manşetle Burak'ı yükseltti. Burak da bloktan dışarı. Galatasaray sayısı oldu. Hadrava servise geldi. Jan Hadrava çok etkili bir servis. Döndü aynen geri. File üstünde Ahmet Tümer bekliyor. Galatasaray farkı 1'e düşürüyor. 4 sayıdan geldi Galatasaray. Şimdi beraberlik için servis kullanacak Jan Hadrava. Pasör çaprazı 1.99 boyunda. Mola var Bursa Büyükşehir Belediyespor'da. Baş antrenör Cemal Bora Şensoy fark eriyince oyuncularını yanına çağırıyor ve onlara uyarılarda bulunuyor. Jan Hadrava mola dönüşü servis için hazır. Demin çok etkili bir servis kullanmıştı. Hadrava bu sefer bantta biraz hız kaybetti servisi ve devamında da Emre Batur ortadan hücumla sayıyı bitiriyor. Onun da 5. sayısı oldu değerli seyirciler. Hadrava'nın servisi ardından gelen hücum. Emre şimdi serviste. O da dışarı yolladı. Galatasaray'ın 14. sayısı. Burak Güngör servise gidiyor. Burak, o da dışarı yolladı. Serviste Daudi Okello var. Okello birayla etkili bir servis. Burak aldı. Burak bloktan dönen topu karşıladı. Kujundžić yine hücuma geliyor. Üçlü blok var. Bu sefer daha yumuşak bir vuruş yaptı. Şimdi 3 metre gerisinden Gökhan Gökgöz. Çok güçlü geldi Gökhan. Bursa Büyükşehir Belediyespor farkı 3'e yükseltti. Şimdi de Galatasaray tarafında bir mola geliyor. Farkı 1'e düşürmüştü Galatasaray. Yine 3'e yükseldi ve setin de sonları yaklaşıyor değerli seyirciler. İlk set Galatasaray'ın oldu. 27 dakika süren seti 25-22 Galatasaray HDI Sigorta kazanmıştı. Daudi 2019-2020 sezonunda Türkiye Ligi'nin en iyi hücum eden oyuncusu seçilmişti. Etkili servisleri var. Dışarı yolladı bu sefer. Galatasaray'da fark 2'ye düştü. Ahmet gidiyor servis kullanmaya. Ahmet. Orçun'un pası. Blok var. Galatasaray bloğunda sayı geliyor. Tekrar görelim. Zimmermann iyi takip etmiş ve rakibini bloklamış. Tekrar görüyoruz. Şimdi de servis için hazırlık yapan Ahmet ekranda. 16-17 Ahmet'ten iyi servis. Semih karşıladı. Orçun'un pası. Galatasaray hücum şansı buluyor. Çok etkili bir hücum kullanıyor Jan Hadrava ve skorborda eşitlik geliyor. 17-17. Mola dönüşü üst üste 3 sayı Galatasaray tarafından ve skorborda denge geldi. 17-17'lik eşitlik var. Orçun kenara geldi Bursa Büyükşehir Belediye'de. Gjorgi Gjorgiev. Makedon pasör oyuna giriyor. Daha önce Maliye Milli Piyango'da oynamıştı. Bir de ace geliyor değerli seyirciler. Ahmet Tümer. Çok iyi bir servis turu yaşıyor Ahmet Tümer. 7. sayısı, 1 ace, 4 hücum, 2 blok sayısı oldu Ahmet'ten. Mola Bursa Büyükşehir Belediye tarafında. Gjorgi Gjorgiev oyuna girdi ama bir de ace gelince o değişikliğin hemen ardından molayı aldı Cemal Bora Şensoy. Makedon oyuncu 2015-2018 arasında Maliye Milli Piyango'da oynamıştı. Daha sonra Türkiye'den ayrıldı ve geçen sezon Hatay Büyükşehir Belediye ile Türkiye'ye geri döndü. Etkili servisler attı Ahmet. Yine çok etkili bir servis. Ahmet müthiş ritim buldu. Dimitri Bahov'un ellerinden dışarı gidiyor. Mehmet Hacıoğlu oyuna geldi. Bahov kenara alındı. Ahmet'in servislerine çare arıyor Cemal Bora Şensoy. Çok etkili yine. Mehmet en azından oyunda tuttu. Oğuzhan karşıladı. Zimmerman'ın pası. Çapraza bir smaç. Miran Kujundžić Semih'in ellerinden dışarı gidiyor. Tekrar izliyoruz. Semih oyunda tutamadı. 20-17 müthiş bir seri Ahmet Tümer'den. Ahmet kendi serisini kendisi noktalıyor ama bu arada müthiş de bir iş yaptı değerli seyirciler. 15-17 iken servis kullanmaya başladı. 20-18'de onun turu sonlandı. Müthiş bir seri ve Galatasaray 2 sayı öne geçti. Jan Zimmermann plase yaptı Miran Kujundžić ve sayıyı takımına getirdi. Tekrar görüyoruz. Beytullah oyunda tuttu. Bloktan dönüyor. Kujundžić'in hücumu. Jan Hadrava çok akıllıca çapraza bırakıyor. Zor top. Üçlü blok var karşısında. İkisi hareketleniyor. Değerli seyirciler o blokta. Şimdi göreceğiz. Orada Gjorgi Gjorgiev aslında sezdi durumu ama çok ölçülü bir top yolluyor Jan Hadrava. Servis kullanıldı. File üstü mücadelesi Oğuzhan rakip alanda bırakmayı başardı topu. Daudi Okello. Dönüyor top Zimmermann'dan. Okello bu sefer blok var. Ve sayı Galatasaray HDI Sigorta'nın. Tekrar görüyoruz. Jan Zimmermann out'a yolladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 19. sayısı oluyor. ...17-14'e kadar işler çok iyi gidiyordu Bursa ekibi için. Mehmet yükseltti. Daudi Okello plase bıraktı. Zimmermann hücuma geldi. Hadrava plase yaptı. O sayıyı buldu. Set sayısı 17-14'ten sonra Galatasaray 10, Bursa Büyükşehir Belediyespor 2 sayı alabildi. Ve şimdi set için servis kullanıyor. Galatasaray'dan Miran Kujundžić. Gökhan karşıladı arka tarafta. Gjorgi Gjorgiev ardından hücum Mehmet Hacıoğlu'yla ve Mehmet'in sayısı seti bırakmadı Bursa Büyükşehir Belediye. Kujundžić'in servisi ve işte bu sayı Bursa Büyükşehir Belediye'nin 20. sayısı. Gjorgiev. Servisi kullandı. Burak parmakla karşıladı. Hücuma geldi. Burak sayıyı bitirdi. Burak Güngör. 4. sayısı karşılaşmada. Seti bitiren sayı oluyor. Daudi Okello tek başına blokta. Onun yanından geçiyor. Tecrübeli oyuncu seti Galatasaray'a getiriyor. İkinci set Galatasaray'ın oluyor. 25-20'lik skorla setlerde de Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Bugün en büyük bayramdır. Kutlu olsun. İlan, ilan! Türkiye finalde! Türkiye finalde! Finalde! Şampiyonluğu sonunda kazandık. Ve şampiyon Türkiye. Hafta Yerdikaya Olimpiyat Kampiyonu teşvikler. İkinci bir Olimpiyat Kampiyonu'na 190 kilo. İkinci ulaşmasının büyük budur. Rekor, rekor, rekor bu! Rekor bu! 10 at ve bitir bu işi. 10 gerekiyor, 10 atıyor. Bu sene Türmeneli Olimpiyat şampiyonu. Harika bir mutluluk bu. Servet Azegül Olimpiyat şampiyonu. Ne mutlu. Kursun Diana. Emeğin, hayalin, Ahmet'in, Zeynep'in. Herkesin, her şeyin selamı var sana. Sallıcakla kal, payidar ol. Evet ama pulu unuttum. Pul unutulur da Atatürk unutulur mu? Unutulmaz. Azmimiz, inancımız ve her gün daha da artan gücümüzle 7'den 70'e sevdalıyız Cumhuriyet'e. Nice yüzyıllara Türkiye. 2-0 Galatasaray HDI Sigorta üstünlüğü. İkinci setin 20'li sayılarına yaklaştığımız bölüme kadar Bursa Büyükşehir Belediye gayet iyi ve başarıyla önde gitmişti ama daha sonra Ahmet Tümer'in olağanüstü bir servis turu maçı Galatasaray lehine çevirdi. 3 sayı geriden gelip öne geçti Galatasaray HDI Sigorta ve devamında da hata yapmayıp son bölümü iyi oynadı. 25-20 ile seti kazanmayı başardı. Böylece skoru da 2-0'a getirdi Bursa ekibi karşısında. Hücum etkinliği daha iyi Galatasaray'ın. Maç boyunca %55 ile hücum etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise %43 ile hücum ediyor. Servis karşılama aslında Bursa ekibinde daha iyi. Pozitif %55, mükemmel %29. Galatasaray'da pozitif %43, mükemmel %24. Serviste de çok hata yaptı Galatasaray. 11 servis hatası var Galatasaray'ın toplam. Bursa ekibinin ise 6 servis hatası var. Ace'ler 2'şer adet. Bu istatistikleri Bursa Büyükşehir Belediye'nin söylediğim gibi daha iyi ama hücum etkinliği Galatasaray tarafında maçtaki bu skoru ortaya çıkarmış durumda. Miran Kujundžić 13 sayıyla oynuyor. Maçın en skoreri. Jan Hadrava 10 sayıyla oynuyor. Miran Kujundžić'i takip ediyor. Daha sonra Galatasaray'da Ahmet Tümer'in 8 sayısı. Bursa Büyükşehir Belediye'de de Gökhan Gökgöz'e Daudi Okello'nun 8'er sayıları var. Ahmet Tümer'in servisleriyle başlıyor. 3. set ve yine etkili bir servis attı Ahmet. Galatasaray hücumu Miran Kujundžić sayı takımına getirdi. 1-0. Ahmet kaldığı yerden devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye'de 2 libero'da dönüşümlü oynuyor. Semih takım servis karşılarken genellikle sahada. Caner ise takım servis atarken sahaya geliyor. Ahmet libero'lardan da uzak kalmayı başardı. Değerli seyirciler, etkili servislerinde Ahmet bu sefer dışarı yolladı ve sayı Bursa Büyükşehir Belediye'nin oluyor. Ama 2 servis kullandı. Birisinde takımı sayıya aldı. Bir takım kendisi servis atarken sayı alıyorsa o çok daha değerli. Çünkü istatistiklere baktığımızda kendi servisinde %40'la servis karşılarken genellikle %60 civarında sayı çıkarıyor takımlar. Blokout. Miran Kujundžić. Galatasaray'ın bu setteki 2 sayısı da Miran Kujundžić ile geldi. Jan Hadrava. 30 yaşında değerli seyirciler. Hadrava. Servisini gördük. Orçun ortadan hücum ettirdi. Emre Batur. Çok etkili bir smaç. İyi manşet. Pasörün tam parmaklarına. Ve Emre hücumda hata yapmıyor. Sayı 2-2. Mehmet servisi kullandı. Burak plaseyle sayıyı bitirdi. Çok akıllı. Savunmanın boşluğunu iyi görüyor. Çevre kontrolünü iyi yapıyor. Burak zaten çok tecrübeli bir isim. Galatasaray 3-2 önde. Miran Kujundžić. Oğuzhan görüntüde 5 sayıyla oynuyor. Orçun'un pası. Daudi Okello. Burak'a rağmen sayı buldu orada. Blokta yükselmişti Burak. 1.91 boyunda değerli seyirciler. Oğuzhan karşıladıktan sonra 3 metre gerisinden bir hücum. Sayı bitmedi. Müthiş döndü. Bir hücum şansı daha Burak'la. Bu sefer blok var. Bursa Büyükşehir Belediye 4-3 öne geçiyor. Yine gördük. Orada Hakkı'nın refleksi gayet iyiydi. Hakkını vermek lazım. Bir blok sayısı daha. Bu sefer Gökhan Hadrava'yı blokluyor. Emre'nin servisi. Gökhan'ın bloğu Hadrava'ya temas edip dışarı gidiyor. 5-3. Emre Batur. Beytullah. Zimmerman'ın pası. Jan Hadrava. Güzel organizasyon. Bu açıdan çok net belli oldu. Tekli blokta karşı karşıya bıraktı takım arkadaşını Jan Zimmermann. Oğuzhan. Hakkı smacı vurdu. Blokta temas beklentisi. Hakkı'dan. Tekrar görelim. Burak toptan kaçınmış. Evet, bir talep gelmedi Bursa ekibinden. Oğuzhan servisi kullanıyor. Mehmet manşeti aldı. Hücumda Gökhan. Karşılayan Kujundžić oldu. Burak'ın plasesi. Daudi Okello. Sayı Bursa Büyükşehir Belediye'nin. Daudi Okello şimdi serviste. Daudi kullandı. Beytullah. Zimmermann. Bloktan döndü Beytullah. Zimmermann. Burak. Bir blok daha. İlk blok sayı olmadı ama ikinci blokta sayıyı buluyor Bursa Büyükşehir Belediye. Tekrar izleyelim. Burada Beytullah'ın müthiş refleksi. Top oyunda tuttu Hakkı'nın bloğunda. Bu hücumda ise Orçun bloğu yapan oyuncu Bursa Büyükşehir Belediye'de. Daudi Okello yine servis için hazır. Dışarı yolladı bu sefer. Galatasaray sayısı oldu. Jan Hadrava. Hadrava'nın servisi. Arka tarafta Mehmet. Daudi Okello ve sayı geldi. Tekrar izliyoruz. Gökhan Gökgöz serviste. 9 sayıyla oynuyor değerli seyirciler. Gökhan bir ace. 7 hücum, 1 blok sayısı. Bu servise hata oldu. Şimdi de Burak servise gidiyor. O da 5 sayıyla oynadı. Şu ana kadar karşılaşmada. Mehmet. Hadrava. Hadrava boşluğu çok iyi gördü. Bursa Büyükşehir Belediye savunmasında alan paylaşımında hata. Galatasaray'ın etkili bir hücum geliştirme şansı pek yoktu o pozisyonda. Hadrava işte çok iyi kontrol ediyor rakip savunmayı ve plaseyi bırakıveriyor. Skorborda dengeyi getiriyor. Burak. Bantta biraz hız kaybetti top. Orçun. Okello çok güçlü. Beytullah ilk anda oyunda tuttu ama devamı gelmedi Galatasaray takımında. Tekrar göreceğiz bu açıdan. Ve top dışarı gitti. Sonuçta son olarak Ahmet Tümer ayağıyla oyunda tutmaya çalışmıştı. Hakkı. Hadrava çok etkili olmadı. Mehmet'in smacı. Galatasaray'da temas yok. Sayı Galatasaray'ın olacak mı? GDS talebi var çünkü değerli seyirciler. Yardımcı hakem kenara gidiyor görüntüyü izlemek üzere. Beden eğitimi öğretmeni Onur Coşkun yardımcı hakem. Değerli seyirciler görüntüde Erdal Akıncı var. 2016 yılında Şampiyonlar Ligi dörtlü finalinde görev yapmıştı. Final maçını yönetti. Berlin'de Sev Erkekler Şampiyonlar Ligi Süper Ligi'nde süper finalinde yardımcı hakemdi. Eurovoley finalinde 2019'da Paris'te baş hakemdi yine. Evet, blokta temas var mı yok mu? Temas olmadığı kararını veriyor hakemler. Gökhan itiraz ediyor baş hakeme. Hangi parmağa temas ettiğini de gösteriyor. Ama sayı Galatasaray hanesine işlendi. 9-9'luk skor eşitliği var. Ve Ahmet Tümer serviste. İyi bir ritim yakaladı serviste. İkinci setin kazanılmasında 6 sayılık servis sayısının serisinin müthiş etkisi vardı. Bakalım devam edecek mi? İkinci sete de iyi servislerle başlamıştı ama ikinci turunda bu sette topu fileye bıraktı. Biraz tarz değiştirmek istedi tabii. Taktik servis attı. Top filede. Bursa Büyükşehir Belediye sayısı. Orçun. Üçlü hücum turu başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye için 3 hücumcusunu gördük. Burak karşıladı. Oğuzhan'ın hücumu bloktan dönüyor. Zimmermann bu sefer Kujundžić'i tercih etti. 4 numara hücumu sayı getiriyor Galatasaray HDI Sigorta'ya. Yine denge var scoreboard'da 10-10. Zimmermann. Zeminin kurutulmasını bekleyeceğiz değerli seyirciler. Tabii ki oyuncuların ayağının kaymaması gerekiyor. O yüzden bu konu çok hassas. Özenle zemin silindi. Ve Jan Zimmermann servisi kullandı. Bu da Galatasaray için üçlü hücum turu. Blokout. Bursa sayısı. Mehmet. Beytullah. Zimmermann. Hadrava, blok var. Oğuzhan oyunda tuttu. Zimmermann bu sefer diğer tarafa oynadı. Kujundžić o da sayıyı bitiremedi. Orçun'un pası Gökhan. Yükseldi top. Beytullah. Zimmermann. Kujundžić hücumda. Sayı bitmedi. Avantaj top yine Galatasaray'da. Bu sefer Hadrava güçlü vuruyor. Blokoutla sayıyı Galatasaray'a getiriyor. Kujundžić. Orçun. Daudi Okello dışarı yolladı. Galatasaray öne geçiyor. En son 3-2'de öndeydi Galatasaray. 12-11 ile yine öne geçiyor. Orçun'un pası. Gökhan geldi hücuma. Bloktan döndü topu. Yine blok var ve zeminde Bursa Büyükşehir Belediye sahasına iniyor top. Bir blok sayısı daha Galatasaray hanesine. Tekrar görüyoruz. Oğuzhan ilk bloğu yapan oyuncu. Ve ikinci blok. Sayı Galatasaray'ın, fark 2'ye yükseldi. Cemal Bora Şensoy molayı aldı. Bu arada son sayıda Galatasaray'da bloğu Jan Hadrava yaptı değerli seyirciler. Sayı toplamı da 14'e ulaştı Çek oyuncunun. 13'ü hücumdan ve biri de işte bu blokla. İki takımın da 8'er bloğu oldu bu arada. Blok sayıları eşitlenmiş oldu. Miran Kujundžić. Kujundžić. Bir blok sayısı daha. Emre Batur bu sefer bloklandı. Oğuzhan görüntüde. Tekrar izliyoruz. Çok iyi takip etmiş Oğuzhan ve sayıyı takımına kazandırdı. Kujundžić. Etkili servis yine. Mehmet müdahale etti topa. Gökhan rakip alana çevirme düşüncesi, dışarı gidiyor. 15-11. Gökhan kenara geldi. Emre Berat oyunda. Smaçör, o da ikinci sezonunu yaşıyor takımda. Serviste Kujundžić. 4 sayılık bir seri yakaladı Kujundžić. Skor 15-11. 11-11'de servis atmaya başlamıştı. Ve serisi sonlanıyor. Ama Galatasaray'ı da ciddi bir noktaya taşıdı etkili servisleriyle. Kujundžić tabii sayı olarak da katkısı çok. 16 sayısı var. 13 hücum, 3 blok sayısı üretti. Miran Kujundžić. Emre Batur. Beytullah aldı topu. Zimmermann sol eliyle smacı vurdu. Jan Hadrava ve içeride işareti var hakemlerden. Hayır, blokta temas olmuş. Blok out'la sayıyı Galatasaray kazanıyor. Orçun'un pası. Daudi Okello paralele gitti. Bursa Büyükşehir Belediye'nin 13. sayısını getirdi. Şimdi de servis kullanacak. Takımının en skoreri değerli seyirciler. Bu 14. sayısı oldu. 1 ace, 11 hücum, 2 blok sayısı Daudi Okello'dan. İlk iki sette 7 servis attı. Bir hata yaptı. Bir ace'i var Ugandalı oyuncunun. Bu servisi filede. Galatasaray 17. sayıyı aldı. Ciddi bir avantaj yakaladı Galatasaray. 4 sayılık üstünlük. Setlerde de 2-0 önde. Jan Hadrava. Döndü top. Beytullah. Zimmermann orta hücumu. Ahmet Tümer bir süredir sessizdi. 9. sayısını alıyor Ahmet Tümer. Bu setteki ilk sayısı oldu değerli seyirciler. Ahmet'in 2 ace, 5 hücum, 2 blok sayısıyla oynuyor. Toplamda 9 sayı. Mola. Cemal Bora Şensoy son kez oyuncularını uyarıyor. İkinci molası bu. Tabii bir GDS isteğini mola gibi de kullanabilir. Baş antrenörler bunu da yapıyor biliyorsunuz. Fark 5'e yükseldi. Cemal Bora Şensoy oyuncularını uyardı ve sahaya yolladı. Galatasaraylı oyuncular henüz dönmediler. İlk dönen Jan Hadrava servis için hazırlık yapıyor. Servis Bursa tarafına geçti. Oyunda tutma çabası Mehmet Hacıoğlu'nun yeterli değil. Biraz da şansı yardım etti Galatasaray'ın. Fark 6'ya çıktı. Haftanın son karşılaşması bu. Hadrava bu sefer fileye bıraktı. Bursa Büyükşehir Belediye sayısı. Emre Berat servise gidiyor değerli seyirciler. Emre. Beytullah karşıladı. Zimmermann. Burak ve top Bursa Büyükşehir Belediye sahasında. Blok arasından çok iyi geçmiş. Burak şimdi serviste. Mehmet karşıladı ve hücuma geldi. Paralele gitti. Güzel bir sayı Bursa Büyükşehir Belediye'den. Galatasaray bir sonraki maçını Hatay'da Hatay Büyükşehir Belediye ile oynayacak. Bursa Büyükşehir Belediye kendi sahasında Ziraat Bankart'ı karşılayacak. Jan Hadrava, ondan da paralele hücum düşüncesi ama out'a vuruyor. 16. sayıyı aldı Bursa Büyükşehir Belediye. Hakkı. Beytullah. Zimmermann sahasında tutmayı başardı. Ahmet'in smacı Orçun, ardından Okello sahaya döndü Galatasaray tarafına. Ahmet bu sefer sayıyı bitiriyor. Ahmet Tümer. Bu topu çıkardı Bursa tarafı ama bu smaca yapacak bir şey yoktu. Ahmet serviste. Servisi filede. Bu sette bu servisi de hata oluyor. Bir önceki sette müthişti servislerde. Bu sette ise ritim bulamadı Ahmet. 4 servis attı. İkisi hata oldu. Şimdi plase. Daudi Okello. Blok var. Oyunda tuttu Caner. Daudi Okello çapraza gitti. Bir sayı daha. Bursa Büyükşehir Belediye farkı 3'e düşürdü. 18-21. Mustafa Kemal Paşa, değerli seyirciler, Cumhuriyetimizin banisi, 100. yılımızı kutluyoruz ve tribünlerde onun posterleri ekranlara yansıyor. Galatasaray HDI Sigorta taraftarları bugünü unutmuyor doğal olarak. Mola var Galatasaray tarafında. Haftanın son maçı olduğunu söylemiştim. Türşat 1, Halkbank 3, Ziraat Bankart 3, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye 0. Brand Grup Alanya Belediyespor 3. Hatay Büyükşehir Belediye 0. Arkas Spor 3. Rams Global Cizre Belediye 0. Bigadiç Belediye 1. Fenerbahçe Parola Para 3. Develi Belediye 1. Spor Toto 3 skorları alındı. 4. haftada şu ana kadar ve son maçta Galatasaray HDI Sigorta Bursa Büyükşehir Belediyespor maçında birlikteyiz. 3. set Galatasaray 21-18 önde. Bursa Büyükşehir Belediye adım adım yaklaşıyor. Oğuzhan'ın hücumunda blok var. Fark 2'ye düşüyor. Mola dönüşü 19. sayı Bursa Büyükşehir Belediye hanesinde. Emre Batur bloğu yaptı. Üçlü hücum turunda Bursa Büyükşehir Belediye. Orçun pasör serviste Bursa takımında. Orçun kullandı servisi. Jan Hadrava. 22. sayıyı getirdi Galatasaray HDI Sigorta'ya. Zimmermann'ın pası Hadrava. Çok iyi görüyor arkadaki boşluğu. Şimdi de Galatasaray için üçlü hücum turu. Orçun orta hücumu çapraza gitti. Emre Batur out'a yolladı. 23-19 fark 4'e çıktı. Son sayı yine ekranda. Hücumda hata Bursa Büyükşehir Belediye'de. Zimmermann etkili servis, Orçun'un pası paralele döndü. Çok güzel bir sayı Mehmet Hacıoğlu'dan. Tekrar izliyoruz Mehmet'in sayısını. İlk iki sette oynamadı ama daha sonra oyuna girdi ve 2 sayı üretti Mehmet Hacıoğlu şu ana kadar. Ve şimdi kenara geldi servis için. Dimitri Bahov'u görüyoruz. Bir süredir kenardaydı. Bahov da 2 sayıyla oynuyor. Mehmet demin 3. sayısını aldı. Onu düzelteyim. Bahov servisi kullandı. Burak karşıladı. Zimmermann'ın pası. Jan Hadrava yine uzak taraf çapraz ve maç sayısına ulaşıyor Galatasaray. Miran Kujundžić. Hadrava 18 sayıya ulaştı. En skorer isim oldu. Ekrandaki Kujundžić'in 17 sayısı var. Bir ace, 13 hücum, 3 blok sayısı. Maç sayısında Kujundžić servis kullanacak. Miran Kujundžić kullandı servisi. Şimdi hücum çapraza vurdu Emre Berat. Blokta temas var. Ve sayı geliyor. Seti ve maçı bırakmadı Bursa Büyükşehir Belediye. Galatasaray'da Onur Günaydı. Kısa bir süre oyuna girmişti. Kenara geldi. Burak oyuna döndü. Emre servis kullanacak. Emre. Oğuzhan manşeti aldı. Hücum 3 metre gerisinden ve sayı bitiyor. Maç da bitiyor değerli seyirciler. 25-21. Son seti de Galatasaray HDI Sigorta alıyor. Tekrar izliyoruz. İşte Miran Kujundžić bu sayıyla 18. sayısını kazanıyor o da. Jan Hadrava'yı, takım arkadaşını sayı krallığında bu maç için yakalamış oluyor. İki takım oyuncuları birbirini tebrik ediyor. Rakip onlar ama aynı zamanda iyi dostlar değerli seyirciler. Zaman zaman aynı takımlarda görev yapıyorlar. Zaman zaman karşı karşıya geliyorlar ama dostluk her zaman baki. Keyifli bir maçı izledik. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken ilk set 25-22, ikinci set 25-20, üçüncü set 25-21 Galatasaray HDI Sigorta'nın oldu ve Galatasaray HDI Sigorta 3-0'lık skorla sahadan ayrılıyor. Ben Cüneyt Kıran, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir kez daha çok yaşa Cumhuriyet diyorum. Yayında emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına Hepinize mutluluklar diliyorum. Hoşça kalın. Önce ses olduk, Cumhuriyeti anlattık, Cumhuriyet'le birlikte. Anadolu'nun en ücra köşesine ulaştık. 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Uzakları yakın ettik, Cumhuriyet'le birlikte. Kurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Türkiye'nin kulağı bizdeydi, gözü de biz olduk Cumhuriyet tarihimizde. Durmadık, inandık, çalıştık. Türkiye'de yayıncılığın öncüsü, okulu olduk. Yol aldık Cumhuriyet'le birlikte. Hatta yaptıklarımızı asla tatil göremeyiz. Bin yıllardan köklenen mirasımızı yarına taşıdık. Kuruluştan Cumhuriyete, dünü bugüne anlattık. 96 yıllık yayın geçmişimizle dünyanın her noktasına ulaştık, görülmeyeni gösterdik, işitilmeyeni duyurduk, söylenmeyeni söyledik. TRT hem bellektir hem gelecek.